Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle zikzaklı ve kabartmalı bir battaniye modeli çalışacağız. Uygun renklerde hem kız bebeklerimiz hem de erkek bebeklerimiz için kullanabiliriz. Dilerseniz tek beyaz ya da herhangi bir renkle de sade olarak da kullanabilirsiniz. Şurada kabartıları olduğu için düz renkte de çok güzel durabilmekte bu modelimiz. Modelimizi e, örmek için ben 3 tane rengimi tercih ettim. 3 rengimizle çalışmaya başlayacağız. Kolay gelsin. Ben biraz zincirimi çektim. İki dilim halinde çalışmak istiyorum. E, sizler öreceğiniz kadar zincirimizi çekerseniz ya da elinizin alışması için ilk önce iki dilimle çalışabilirsiniz. Tamamen e, başlamak biraz daha sizler için yorucu olabilir. Ama bu iki dilimle püf noktasını kavradıktan sonra dilediğiniz kadar büyüklükte örmeye başlayabilirsiniz. Evet şimdi belli bir ölçü olmaksızın tahmini bir zincir çektim. Ve geriye sayıp başlıyorum. 1, 2, bakın şöyle 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum ve başını bir defa doluyorum tığımın. 1, 2 defa örüyorum. Üçüncüyü örmeden tutuyorum. Bir defa dolayıp üç defa da çekeceğiz bütün trabzanlarımızı. Şimdi bir defa ördüm, ikincisini ördüm, üçüncüsünü çekmedim. Hemen bir sonraki zincirin içerisine aynı şekilde bir ve iki örüyorum, bekletiyorum. Üçüncü trabzanımı da aynı şekilde bir ve 2 şu anda tığımda bir tane zincirden döndüğümüz ve diğer 3 tane de trabzanımız var birer tanesi örülmedik şekilde bekleyen şöyle bakın 4 tane ilmeğimiz var hepsini aynı anda çekiyorum ve bir tane zincir çekiyorum tığımızın başını dolayalım ve her biri bir tane zincir yuvasına olacak şekilde 5 tane trabzanımızı arka arkaya örelim İkinci trabzanımı ördüm 3. Trabzanımı örüyorum. 4 ve 5. 5 tane trabzanımı ördüm. Çok uzaklaşmadan hemen bir tekrarımızı yapalım. 4. Zincirimize döndük. 3 tane. Trabzanımızı 1 2 aldık. 3.'üyü almadan beklettik. 3'ünü hepsini aynı anda aldık. Ve yanındaki 5 tane zincirin üzerine 5 tane trabzanımızı ördük. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki zincir yuvasına giriyorum. 1 2 3. Aynı zincir yuvasına 1 2 3. 2 tane trabzanım örüyorum. Araya 3 tane zincir çekiyorum. İki trabzanı bir zincirin içerisine ördükten sonra tekrar bir defa başını doluyorum aynı yere iki tane daha trabzanımı örüyorum. Bir zincir yuvasının içerisine dört tane trabzan ortalarına iki üç tane zincirimizi çektik şu şekilde bakınız ve devam ediyorum tığımın başını doluyorum 5 tane zincir yuvasının her birine birer defa bir tane trabzan örüyorum 1. 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımızı her birisi farklı zincire olmak üzere ördük. Şimdi öreceğimiz de dibe doğru inişimizi yaptığımız bölüm. Dip yaptığımız zaman 5 tane trabzanımızı örüyoruz bir bakınız çekmiyorum sonunu farklı zincir yuvasına ikinci trabzanımı örüyorum iki defa alıyorum 2 farklı zincir yuvasına üçüncüyü örüyorum dördüncü ve son olarak beşinci zincir yuvamın içerisine giriyorum ve trabzanımı örüyorum şu an tığımda 2 4 6 tane ilmek var birisi ilmeklerimizi yürüttüğümüz ilmeğimiz ana ilmeğimiz diğer 5 tanesini ise şimdi çalıştığımız ilmeklerimiz hepsini aynı anda toparlıyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen başlıyorum trabzanlarım örmeye 5 tane trabzanımı bu kez hepsini örüyorum 2 3 4 ve 5. Şöyle bakalım yaptığımız işlemlerimize. Şöyle bakınca bakın hemen zikzaklarımızı oluşturduk ve hemen elimizde belli olmaya başladı bile. İlk inişimizde başlamıştık. Sonra trabzanlarımızdan sonra bakınız iki tane trabzan 3 zincir 2 trabzanımıza çıkışımızı yakaladık. Sonra beşer trabzan örerek tekrar 5 trabzanı aynı anda alarak inişimize geçtik. Şimdi tekrar çıkışımıza doğru ilerliyoruz. Evet, iki tane trabzanımızı örüyoruz. Aynı zincir yuvasının içerisine tekrar çıkışımıza doğru geçmiştik. Bakın çıkışımızda bu işlemimizi yapmıştık. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere 2 tane daha trabzanım örüyorum. Ve çıkışımızı Yine yakaladık ikinci çıkışımızı. Bakınız birinci çıkışımız ve ikinci çıkışımız. Çıkışlarımızı çalıştığımız yerde bir zincir yuvasının içerisine 4 tane trabzan örüyoruz. Ama arasında 3 e, tane zincir, 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan şeklinde örüyoruz. Ve çıkışımız bu şekilde oluşmuş oluyor. Şimdi e, bu şekilde bakınız ikinci kez 2 iki trabzan, 3 zincir, 2 trabzanımızı ördük. Hemen yanına 5 tane tırabzanımı örmeye başlıyorum. Her birisi ayrı zincire. 1 2 3 4 ve 5 Modelimizi iki çıkış üzerine çalışacağımızı söylemiştik. Bakınız iki tane çıkışımızı yakaladık. Tıpkı başlangıçta olduğu gibi inişimizde bitirmek istiyorum modelimizi. Modelimiz tamamen şuradaki görmüş olduğumuz bakınız bölümlerden oluşmakta. Böyle küçük bir parça üzerine çalışırsanız çok çok rahat edeceksiniz. 5 tane trabzanımızı ördükten sonra tıpkı başlangıçta ördüğümüz gibi 3 tane trabzanımızı aynı anda örmeye başlıyoruz. Şimdi Başlıyorum. Başlangıç ve bitişimiz aynı. 1 2 her biri farklı trabzan olarak örülüyor. 2 ve 3. Başlangıçta da farklı farklı yuvalara batmıştık bakınız. 3 tane trabzanımızı iki defa ördüm. 3. kez hepsini birlikte çekiyorum. Ve bir tane zincirimizi ilave ettikten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki zincir yuvasına Trabzanımı örüyorum. Battaniyemizin ilk başlangıcından bıraktığımız yere kadar şu şekilde bakalım. 4 tane zincirimize batıp geri dönmüştük. 3 trabzanımızı her birini farklı zincir yuvasına örerek hepsini aynı anda çektim ve Burada bir tane zincirimi çektim ve birer birer 5 tane trabzanımı ördüm. İnişten başladık çıkışa doğru ilerledik. 5 trabzanımız ördükten sonra bir tane zincir yuvasının içerisine 2 tane trabzan 3 zincir 2 trabzanımızı ördük ve inişe doğru geçmeye başladık. Hemen bakınız 5 tane trabzanımızı yükseldiğimiz yerin hem sağında hem solunda örüyoruz ve 5 tane trabzanımızı farklı farklı yerlere ve tek seferde ördükten sonra farklı farklı zincirlerin içerisine 5 tane trabzanımızı örüyoruz. 2 defa alıyoruz. 3. kez hepsini birlikte çekip bir tane zinciri ilave ediyorum. 5 zincirimi çektikten sonra tekrar yükselişe geçiyorum. 2 trabzan 3 zincir 2 trabzanın tek zincir yuvasının içerisine örüyorum ve zirveyi bu şekilde yakalıyorum en zirvedeyiz ve tekrar zirveden sonra 5 tane trabzanım örüyorum her birisi farklı zincir yuvasına ve bitişi inişe geçiyorum bakınız inişe geçiyorum ve bitişimiz olacağı için en son olacağı için eğer e, devam edecek olsaydı aradan beşer tane trabzanımızı her birini farklı örerek Devam edecektik. Hepsini aynı anda çekecektik. Ama burayı örüyormuşçasına örelim. Bütün e, dilimlerimiz gözümüzün önüne bu şekilde gelsin. En son bitişimiz ise 3 tane trabzanımıza farklı zincir yuvalarına örelim. Aynı anda çekelim. Bir zincirimizi çektikten sonra bir tane trabzanımızı örerek kapatalım. Başlangıcımız ve bitişimiz eşit olsun. Dilediğiniz kadar örerek ilerleyebilirsiniz. Yalnız aralarda lütfen beşer tane trabzanımızı ikişer defa çekiyoruz. Üçüncüyü hepsini birlikte alarak inişimizi yakalıyoruz. Bakınız inişimiz bu şekilde devam edecek aralarda. Şimdi bu rengimizdeki dönüşümüzü yapacağız. Bakınız aynı rengimizde dönüyoruz. Trabzanımın üzerine bir tane zincir çekiyorum ve örgümün arka yönünü çeviriyorum kabartmalı bir model olduğu için kabartma görüntüsünü bu sıramızda oluşturuyoruz bir zincirimi çektikten sonra 3 tane aynı anda aldığım ilmeğin şöyle yandan giriyorum diğer yandan çıkıyorum ve kapatıyorum tekrar tığımızın başını dolamıyoruz sadece yandan giriyorum yandan girişlerimiz ana gövdeden yapıyoruz yukarıdaki minik gözlerden değil her birisine bir defa yandan girip kapatıyorum ve önde görmüş olduğumuz şu kabartımız oluşuyor ve devam ediyorum yandan giriyorum başını dolamıyorum ana gövdeden giriyorum ve ilerliyorum Evet en zirveye geldik zincirimizin olduğu yeri burada 3 tane zincirimizi yine çekiyoruz ve hemen zincirimizin yanı başındaki trabzanımıza yandan girişimizi yapıyoruz ve kapatıyoruz. Hepsini birer birer bu şekilde örüyorum. 3 tane olanları 3 tane de alıyoruz. Yani bir defa da alıyoruz. Şimdi bakın beşliğe geldik. Beşliği de bir ilmek olarak karşılık geldiği için bakınız hepsini ayrı ayrı girmiyoruz bir tane ilmek gibi şöyle alıyorum ipimi geçiriyorum ve kapatıyorum şöyle görelim bakınız devam ediyorum birer birer ilerlemekteyim yine zirveye doğru çıkıyorum inişten çıkışa doğru devam ediyorum zincirimin olduğu yere geldiğim zaman 3 tane zincirimi yine çekiyorum. Hemen zincirimin yanındaki trabzana kadar örüyorum. Diğer trabzanın yine ana gövdeden girerek sona doğru ilerliyorum. Ve iki sıra ördük. Her rengimizi iki sıra olarak öreceğiz. Dilerseniz tek renkli bile örebilirsiniz. Tek renkli öreceğimizde de yine aynı işlemlerimizi sürekli tekrar edeceğiz. Yani ip koparmadan hem bu uzun sırayı hem bu sık iğne sıramız devam edecek. Bakınız şimdi 3 tane trabzanımın olduğu bölüme geldim. Kenarda bir tane ilmeğimiz ve 3'ü giriyorum. Bir tane kalıyor dışarıdaki bakınız. 3'ünü alıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. En son trabzanımı şu şekilde tığımın sırtıyla itiyorum. Alıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Renk değişikliği fazla yapacağım için yandan ipimin geçmesi biraz olanaksız. O yüzden ipimi kesiyorum ve yapmış olduğumuz işleme battaniyemizin ön yüz görüntüsüne şu şekilde bakmak istiyorum. Bakınız inişlerimizde çıkışlarımızda zikzak battaniyemiz çok güzel görülmekte. İnişle başladık, inişle bittik. Arada dilediğimiz kadar öreceğimiz büyüklükteki bu aradaki olan trabzanlarımız ise beşer tane olacak. Lütfen bunu unutmayalım ve ikinci rengimize başlayalım. İkinci rengim olarak mavimi e, götürmek istiyorum. İster, ister kız bebeklerimize isterseniz erkek isterseniz her ikisinden kullanabileceği güzel renklerde sıralamalar yapabilirsiniz. Ben grimin üstüne mavi devam etmek istiyorum. 1, 2, 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve ipimi arkadan sıkıştırıyorum ve şimdi biraz önceki başladığım gibi başlıyorum ve burada sık iğne olarak yapmış olduğumuz yerlerin üzerinden örerek ilerliyoruz şimdi bir tane zincirimizi burada çektik ve bir trabzan sayılıyor hemen yanına batıyorum 1 2 bir sonraki 1 2 ve bir sonraki 1 2. Bakın biraz önceki gri'mizde başladığımız gibi aynı işlemimizi yaparak başladık. Hepsini aynı anda çekiyorum ve bir zincirle kapatıyorum. Ve 5 tane trabzanımı yan yana örmeye başlıyorum. 1 2 3 Hemen başını doluyorum. 4. trabzanımı örüyorum. Ve 5. trabzanımı da örüyorum. Çıkış köşemden 5 tane trabzanımı hemen zincirimin yanında ördüm. Şimdi 3 tane zincirimizin ikisini de görmekteyiz. Bakınız tığımızın başını bir defa doluyoruz. Hemen bu üsttekine ya da diğerine girmiyoruz. Asıl ilk trabzan sırasında çektiğimiz bakınız zincirimizde arkadaki sık iğne sırasında çektiğimiz zincirimizin her ikisinde başını bir defa doladığımız tığımızda önce trabzandan sonra sık iğneyi de kavrayacak şekilde alıyorum ve başlıyorum 1 2 3 tekrar tığımın başını doluyorum aynı şekilde giriyorum 1 2 3 2 trabzanımı ördükten sonra 1 2 3 ara zincirimi çekiyorum tekrar tığımın başını bir defa dolayarak araya giriyorum iki tane trabzanımı aynı yere örüyorum. Ve bu şekilde çıkış köşemizde Zirveyi bu şekilde yakaladık bakınız zincirimizde ve buradaki iki trabzan üç zincir iki trabzanımızın sağında ve solunda beşer tane trabzanımızın olması gerekmekte. Modelimiz tamamen bu şekilde devam edecek, hiç farklılaşmayacak. Zirveyi zirveyle yapacağız, yani çıkışlarımız hep çıkışta, inişlerimiz hep inişte. Arada beşer tane trabzan var. Bakınız iki tane trabzanımı ördükten sonra. 5 tane trabzanımın her birisini birer defa da örüyorum. 1 Yeniden 3 defa da alıyorum. 1 2'ye batıyorum. 3 ve 4 ve 5 Evet. Sağımızda ve solumuzda beşer tane trabzanımız. Hemen iniş köşesindeyiz. Bakınız. 5 tane trabzanımızın 1 ve 2 defa alıyoruz. 5 tane tığımızda bekletip hepsini aynı anda çekiyoruz. İniş köşemizde hep aynı şekilde devam edecek. 1 İkinciyi aldım 2 iki defa. Üçüncüyü alıyorum. Bakın tığımda 3 tane trabzan. Bir de örgümü devam ettirdim. Dördüncüyü alıyorum. Ve beşinciyi. Bakınız çok çok zevkli. 5 tane trabzanımı tığımda toparladım. 2 defa ördüm. Üçüncüyü hep birlikte çekiyorum. Hemen bir tane de zincirimi ilave ediyorum ve iniş köşemi de bu şekilde gerçekleştiriyorum. Ne kadar uzunlukta örersek hepsinin aynı olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Evet şimdi devam ediyorum. 5 tane trabzanımızda çıkışa doğru ilerliyoruz. 1, 2, 3 4 ve 5. 5 tane trabzanımızı çıkışa doğru ördük. Zirvemizin olduğu yerdeyiz ve de zincirlerimizin olduğu yerdeyiz. Sağımızın başını bir defa doluyoruz. trabzanlı zincirimizi kavrayarak her ikisini alıyoruz. 1. Ve aynı yere giriyorum. 2. 3 tane zincirim araya çekiyorum tekrar iki trabzan daha örüyorum 1 ve 2 kabartılı olan battaniyemizin her iki zincirimizi de aynı anda almamızda daha güzel kabartısı ortaya çıktı ve şimdi yine 5 tane trabzanın sol tarafına doğru örüyorum başlıyorum bakınız buradaki sık iğneden battığımız yerlerde çok rahat hemen tepesine birer birer batarak ilerlemekteyiz 3 4 ve 5 ve şimdi 5 tane trabzanımızı ördükten sonra epey uzun ördüğümüzü düşünelim ve bitişteyiz başlangıcın tıpkısını örmeye başlıyoruz tığımın başını doluyorum bitişimizi 3 olarak bitiriyoruz 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı iki defa ördüm ve hepsini aynı anda çekiyorum ve bir tane de zincirimi çektikten sonra tığımın başını dolayarak en son trabzanımın kenar trabzanı olan trabzanımın tepesine batarak örüyorum ve kenarımı düzgün bir şekilde yukarıya çıkıyorum bir tane zincirimi çekiyorum batıyorum ve bir tane başını dolamadan battığım yerden hemen bakınız 3 tane trabzanımı ana gövdeden kavruyorum ana gövdeden bakınız ve kapatıyorum birer birer bütün trabzanlarımın ardından girerek ilerliyorum burada lütfen ana gövdeden girmeye dikkat edelim yukarıdaki gözden girersek istediğimiz sonuca ulaşamayız. Hem zorlayıcı hem sonuç güzel olmamakta. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve zincirimin sol tarafındaki trabzanın da ana gövdeden girerek birer sık iğne ile inişe doğru devam ediyorum. 5 tane trabzanımızın her birinden birer birer aldık. 5 tane trabzanımızın şöyle bir tarafından giriyorum. Diğer tarafından çıkıyorum. 5'ini de kavruyorum. Ve kapatıyorum. Bu şekilde her birisini birer defa örerek sıramın sonuna kadar geliyorum. Bakınız aşağıki ile aynı işlemlerimizi yaptık. 3 tane zincirimi çekiyorum giriyorum ikinci rengimizi de bu şekilde tamamladık üçüncü rengimizi de Dilerseniz biz de birlikte örersiniz Dilerseniz istediğiniz boyuttaki battanemize başlayarak hemen örerek ilerlersiniz 3 tane trabzanı aynı anda aldım ve son trabzanımın üzerine de gelerek şu şekilde batalım kısma tığımızın arkasıyla itelim alalım ve bir zincirimizi çektikten sonra beyazımı geçmek için ipimi koparıyorum bakınız şimdi bile çok çok hoş oldu dilediğiniz iplerle örebilirsiniz şimdi beyaz rengimize başlayalım beyaz rengimle yine aynı şekilde örmeye başlıyorum mavi e, sıramın üzerine Yerleştirelim modelimize. Bakınız kabartılarımız her yönüyle gayet güzel. Hem e, sevdiklerimize hediye olarak örebilirsiniz ya da örüp satıp aile bütçesine katkıda bulunabilirsiniz. Hem çok kolay, hiç dikkatinizi dağıtmayacak bir model. Sürekli aynı şeyleri tekrarlanmasıyla ilerleyen güzel bir model. Kesinlikle sıkıcı değil. Özellikle birkaç renk çalışırsanız daha zevkli de örebilirsiniz. Tabii renk değiştirmeyi seven arkadaşlarımız için şu şekilde giriyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum buraya sabitlendiğim için 3 çektim yeterli gelmezse 4 de çekebilirsiniz tığımın başını doluyorum hemen 1 2 kapatmıyorum ikinciyi örüyorum 1 2 ve üçüncüyü örüyorum ipimi de bu esnada ardından gizliyorum bakınız şu şekilde hepsini aynı anda çekiyorum 3 tane başlangıçta 3 tane de bitişte bir tane zincirimi çekiyorum ve 5 tane trabzanımı ardı ardına örüyorum 1 çıkışa doğru ilerliyoruz zirveye doğru 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımızı ördük şimdi Üçer zincirimizin olduğu bölümlerimize geldik. Tığımın başını doluyorum. Bir ve ikinciyi aynı anda kavruyorum. Bir defa doluyorum. Aynı yere ikinci kez batıyorum. Tekrar üç tane zincirimi hemen çekiyorum. Yine iki defa dolayarak aynı yere giriyorum. Bir defa doluyorum. İki defa trabzanımı örüyorum. Anlamında söylemek istedim. Evet bakınız iki trabzan, üç zincir, iki trabzanımı örüyorum yazımızın girmesiyle çok hoş görüntü aldı şimdi 5 tane trabzanımızı inişe doğru örelim 1 2 3 4 ve 5 5 5'ini inişte de ördük bakınız İnişin en dibinde 5 tane trabzanımızı her birini farklı yere batıyoruz ve üçüncüyü çekmeden tığımızda bekletiyoruz 2 3 4 ve 5 çekiyorum ve bir zincirle kapatıyorum Evet bakın hem başlangıcımızı hem e, ortadaki devam eden iniş kısmımızı hem çıkış kısmımızı hepsini yaptık ve gayet güzel e, oldu modelimiz e, Yeterince anlattım. Eminim aklımızda herhangi bir karışıklık oluşmamıştır. Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Evet bu şekilde çalışmamızın sonuna geldik. Battaniyemizi istediğiniz ölçülere göre ayarlayıp dilediğiniz renklerle örebilirsiniz. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Yeniden ve yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.